dersimizde sayfalamadan yani pagination'dan bahsedeceğiz. Hemen yine aynı örneğin üstünde şöyle yapalım. Save as diyelim. Yanlış yazmayalım. Şuradan kopyalayayım en iyisi. Şimdi İngilizce çok iyi olmayınca. Evet, şimdi yapıştırdık. Hemen geliyorum en altına. Sayfalama nerede? Divin bittiği yer burada. Şunun altına bunu ekleyebilirim. Buradan geliyorum. UL alanına buraya ekleyeceğim. Evet. Geldim. Yeniden bir sayfa açmamız gerekiyor. Çünkü ismini değiştirdik. Kaydettim. Evet, şimdi aşağı doğru iniyorum. Bakın burada sayfalama görüyorsunuz. Bu şekilde geldi hemen. Bunu Text Align Center ile ortalayabilir miyiz bakalım. Text Align Center diyorum. Ortaya alabileceğiz mi? Şimdi bunu ortaya alamadık. Nasıl ortaya alıyoruz? Biraz işte burada akıl yürütmemiz gerekiyor bazen. Yani bunu bir önce div class row desek, yani bir satırın içine alsak ve bu satıra text align center desek, yani içindekileri ortala demek anlamında bu. Evet, bakın bu şekilde sayfanın ortasına getirdik. Yani bu, dediğim gibi arkadaşlar, biraz mantık yürüterekten çoğu sorununuzu aslında kendiniz çözebilirsiniz. İşte sağa sola hizala al. Yani tasarımda bu mesela buradaysa buraya alırsınız. Bunların şekillerini değiştirmeyi de daha sonra göstereceğim zaten. Class'larla nasıl değiştirileceğini. Şu an onlara çok girmiyoruz fazla. Dikkat ettiyseniz. Burada active state işte hangisinin aktif, hangisinin, evet, aktif burada gözükmüyor. Şu anda mesela class aktif diyelim mesela, bakalım bir tanesini. Bir numarayı aktif yaptık mesela. Bir numara aktif. Bakın bir numara aktif. O da bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Tam bunu programcı yapacak ama siz de en azından bu şekilde belirtmeniz gerekiyor. Nasıl gözükeceğini. Bu da sizing kısmı var. İşte large diye. Bir de bunun aynısını hemen altına ekleyelim bence. Şöyle. Bu da genelde bloklarda görmüşsünüzdür. Şöyle row diyelim. Onun altına ekliyorum. Sayfa sayfa geçiyor bu en altlarda. Şimdi göstereceğiz. Evet. Yani şu köşelerde oluyor genelde ama bu ortada, orta durur tabi. Bu şekilde bir sağa bir sola. Böyle isimleri tabi biraz farklı oldu bunların şey boyutları. İkisini de eşit diyebiliriz. CSS yazarak. Bunları sağa sola alabiliyor muyuz? Li'yi mesela şuradan class text align left diyelim mesela buna. Diğerine de class text align right. Bakalım ne olacak. Bir şey değişti mi? Bir şey değişmedi. Peki bunlar herhangi bir şeyin içinde miydi? Bunun içinde değil, değil. Class center'ın içinde değil. Bunu ortalama, ayrı ayrı ortalayamıyoruz bunları. Yani ayrı ayrı kenarları alamadık. Buna tekrar bakarız. Yani çok ihtiyaç varsa farklı CSS yazmamız gerekebilir. Belki o şekilde yapabiliriz. Şimdilik böyle kalsın. Evet, sayfalamayı yazdık. Zaten burada varmış, evet. Bazen görmüyoruz. Previews'la Next'miş. Komik oldu biraz ama. Biraz geç fark ettik. Evet, şimdiki muhtemelen düzelmiş olacak. Zaten, evet, bakın bu şekilde. Bazen de böyle yapıyoruz sayfanın köşelerine. Tabi bu tamamen kullanıcıya da kalmış bir şey. Yani nerede istediği, nasıl istediği. Ama böyle örnekler var sayfaların değişmesiyle alakalı. Bunu da geçiyorum. Label diyor. Label'da yanına yazdırıyor yazının.
Mesela şu örnek olarak hemen yine bunu alalım. Şurada paragrafın içine değil, şöyle yapalım, dış kısmını olsun. Hemen örneği kopyalıyorum. Şurada olduğu gibi bakın. Example heading yanına new. O new'i farklı komponentlerle değiştirebiliyorsun. Bakın burada yazıyor zaten. Label default. Default'ta bu varmış mesela. Ne olsun? Success. Success'e bakıyoruz hemen. Tamamını mı yapmamız gerekiyordu? Evet, şu şekilde ekleyebiliyoruz. Bunlar önemli özellikler, önemli aslında küçük ayrıntılar ama işinize yarayacak şeyler. Mesela budget dediğimiz yanına böyle bir şey ekleyebiliyoruz. Hemen bunu da onun yanına ekleyelim. Fazla zaman kaybetmeden bu şekilde. Görünümünü görsek yeter, sadece bize nasıl olduğunu. Bakın bu şekilde inbox 42 şeklinde oraya yazdırdı. Evet, başka ne kaldı burada? Bunları yaptık. Ve evet, en güzel kısmına geldik. Jumbotron. Şimdi ben bu dersi burada bırakacağım. Çünkü bu konu önemli. Şimdi yeni farklı bir sayfadan doğru devam edeceğiz. Biraz daha birleştireceğiz örnekleri. Bir sonraki derste görüşmek üzere.